Kayseri'nin ev sahipliğinde 12 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı 22'ye 221 firma ve 10.000 öğrenci katıldı. İşverenle üniversite öğrencilerini buluşturan fuarda staj ve iş başvuruları alındı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin himayesinde Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı 22'nin açılışı için tören düzenlendi. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, istihdamda fırsat eşitliği sağlamak için böyle bir fuar düzenlediğini vurguladı. Nitelikli öğrenci ve mezunları firmalarla tanıştırmak istediklerini belirten Çalış, fuarın amacına ulaşması temennisinde bulundu. İlki 2019 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 8 ilde 87 üniversitenin işbirliğiyle gerçekleştirilen, bugün ise 2-30 Mart 2022 tarihleri arasında 11 ilde ve 124 üniversitenin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bu fuarın birçok amacı vardır. Bu amaçlardan bazıları tüm gençlere yetenekli olduklarını hissettirilmesi, istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması, kamu kurumlarının nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliğini ve işveren marka değerinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması ve değerinin artırılması ve KOBİ'lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının artırılmasıdır. Bugün açılışını yaptığımız İç Anadolu Kariyer Fuarı'nı üniversitemiz ev sahipliğinde bölgemizdeki 12 paydaş üniversitenin işbirliğiyle düzenlemenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal da özellikle gençlerde iş başta olmak üzere bazı konularda kaygı olduğunu dile getirdi. Bu kaygıların giderilmesi noktasında kariyer fuarının çok kıymetli bir girişim olduğunu vurgulayan Mandal şunları ifade etti. Arkadaşlarım, yani gerçekten gelecek için evet bir takım belki kaygılarınız var. Ama ben geleceğe umutla bakıyorum. Çünkü gelecek sizlerde ve çünkü bizim alışık olduğumuz, kendim dahil, çözüm yöntemlerimiz geleceğin çözümler için yeterli değil. Dolayısıyla bizim sizlere gelecekte mevcuttan ve geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var. Ben bu fuarın da buna çok önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum. Kendim de burada olacağım. Sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Her zaman görüş, önerilere açığım. Tekrar etkin ve başarılı ve verimli geçmesi diliyorum. Kendinize başarılı kariyer ama hayalinizden vazgeçmeyin. Tutkuyla hayatınızda devam edin. O tutkunuzu genelde genç arkadaşlarımızın en büyük bana göre güçlüğü, tutkunun çalışma boyutunda biraz güçlük var. Bazen sabretmeyi de çok sevmiyoruz. Bunların hepsini gerçekleştirdiğiniz zaman başarının geleceğine emin olabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay da devlet olarak kaygıların giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Gençlerin kaygılı olduğuna dikkat çeken Atay şunları ifade etti. Kariyerinizi seçeceksiniz. Ondan sonra da eşinizi seçeceksiniz. Bunu da seçerek gideceksiniz. Hayat böyle bir yer. Demek ki hayatın her aşamasında bir karar verme süreci var. Bu karar verme sürecinde elinizde yeterince objektif veri varsa kaygılanmazsınız. Terazinin kefesine koyarsınız, sizin için hangisi daha değerliyse istikametiniz belirler gidersiniz. Ama veri yoksa ortada bilgi yoktur, doğru bilgi yoktur, doğru bilgi yoksa kaygı vardır. Sevgili gençler, siz o safhayı geçtiniz ama bugün lisede rehber öğretmenlerin dahil olduğu danışman bilgi sistemi var. Siz görmediniz ama kardeşiniz varsa o biliyor. Bir rehber öğretmen, üniversite sınavına girdiniz, elinizde bir puan var. O puanla rehber öğretmene gittiğiniz zaman size o rehber öğretmen bu puanla hangi üniversitenin hangi bölümüne gidersiniz, bölüm tercihinizi de aldı. Ama siz bu puanla Türkiye'de 10, 20, 30 tane üniversiteye girebiliyorsunuz. Hangisine girerseniz daha iyi bir kariyerinizin olacağını, daha çabuk iş bulabileceğinizi, ne kadar yüksekle iş bulabileceğinizi, hangi sektörlerde çalışabileceğinizi ve mezun olduğunuz zaman sahip olduğunuz diploma ile hangi üniversiteden mezun olursanız daha çok yetenek uyuşmazlığı dediğimiz bir kavram var değil mi? Mismatch diyoruz. Kendi mesleğinizi icra edebileceğiniz gibi somut konularda size bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın rehber öğretmenleri objektif veri sunabiliyor. Bizim çalışmamız da bu. Üniveri çalışması.
Yani tercih yaparken daha objektif, daha bilerek üniversite tercihi ve bölüm tercihi yapabileceksiniz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da belediye olarak gençlere yönelik yapılan faaliyetleri anlattı. Belli başlı üniversitelerin yanı sıra Anadolu kentlerindeki gençlere de sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç şunları ifade etti. Herkes doğduğu yeri sever, herkes hizmet ettiği yeri över ama umuyor ve inanıyorum ki Kayserimiz bir başka güzel. Tüm şehirlerimizin güzellikleriyle birlikte bu şehri Anadolu kültürüyle bezenmiş ve gerçekten devletine yük olmayan, her zaman yük çekmeyi kendisine görev bilen bir anlayış içerisinde hayırseverleriyle anılan ve Anadolu'nun merkezindeki bir cazibe merkezi olarak görülen bir şehir. İnsan Kaynakları Başkanımıza özellikle şunu arz etmek istiyorum. Umuyor ve inanıyorum ki bu konuda da her zaman sahiplenilmemizi istiyorum. Anadolu üniversitelerine, Anadolu gençliğine fırsat verilip sahip çıkılıp desteklendiğinde sizlerin de takdir edeceği gibi Türk Ova Kaşısı'nı nasıl bulduysa onun gibi onlarca araştırmaya imza atacak gençlerin ve gençliğin Ahi Evran kültürüyle, Hacı Bektaş-ı Veli kültürüyle, Mevlana kültürüyle, Hacı Bayram-ı Veli kültürüyle, Seyyid-i Burhanettin Hazretleri kültürüyle bezenmiş gençlik yetişsin istiyor isek, bu üniversitelerimize sahip çıkıp, öğretim üyelerimize sahip çıkıp, gençliğimize fırsat verip, onların zenginleşmelerini, adeta Anadolu kültürüyle bezenmelerini sağlamak bizim olmazsa olmazımız olmalıdır. Telekonferans yöntemiyle etkinlikte konuşma yapması beklenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasıysa teknik bir arıza nedeniyle yapılamadı. Konuşmaların ardından katılımcılar fuar kapsamında açılan standları gezerek bilgi aldılar. Gelecek planlaması yapan üniversite öğrencileri ve mezunlarsa iş ya da staj başvurusu yaptı. İç Anadolu Kariyer Fuarı yarın sona erecek.